Devre arasında Serdar Sarıdağ ile birlikteyiz. Beşiktaş Ankara Gücü'nü konuk ediyor. İlk 45 dakika golsüz eşitlikte tamamlanmak üzere 3 dakikalık uzatma verilmişti ama uzatmanın da uzatması oynanıyor. Serdar Sarıdağ ilk yarıda henüz sona ermedi. Beşiktaş Enkudu ile penaltı vuruşundan yararlanamadı ilk 45 dakikada. Nasıl buldun siyah beyazları? Çünkü Abubakar ve Cenk'in olmaması Sergen Yalçın'ı ve Beşiktaş'ları düşündürüyordu bu maç öncesinde. Golün uzağında kaldı Beşiktaş. Pozisyonlara girdi ama son vuruşlarda etkisizdi. Tabii içeride sırtı dönük diye. Bu arada ceza alanına gönderilen top ağlarla buluşuyor. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Serbest vuruş kullandı. Beşiktaş oradan Şarlı'ya ters bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Devre biterken Beşiktaş Ankara Gücü karşısında 1-0 öne geçti. Şimdi tüm takım kenara doğru geliyor. Kulübeye doğru gidiyor ve o golü kime armağan ediyorlar? Serdar Sarı'da. Cenk Tosun. Cenk Tosun'a armağan ediyorlar. Ağır bir sakatlık geçirmişti Cenk Tosun. Ve Beşiktaşlı futbolcular gol sonrası kulübeye koştular. Cenk Tosun'un formasıyla golün sevincini yaşadılar. Beşiktaş devre biterken uzatma bölümünde 45+3'te skoru 1-0 yaptı. Evet, Şarlıyan'ın kendi kalesine attığı golle ama Gezal öyle bir noktaya gönderiyor ki Alex yapardı bunları. Evet. Hani kim vursa, rakip dahil kime çarpsa gol olabilecek noktaya, hani amiyane tabirle de bombayı bırakıyor dedir. Bombayı bırakıyor ceza sahası. Hani derler ya kafasına çarptırıyor diye. Evet. Gezal, Alex öyle oyunculardı. Hacı da keza öyleydi. İçeride 10 tane Beşiktaşlı futbolcu var. 11 tane de Ankara Gücü'lü futbolcu var. Dolayısıyla içerideki herkesin o topu kaleye gönderme potansiyeli var. Ama Gezal gibi adamların ayağından çıkan toplarda. Fakat herhalde ilk kez Ağspor'da bir devre arasında golle baştan ediyor hatırlıyorum. Evet, hatırlıyorum. Biz maçının biteceğini hesap ettik. Uzatmanın, birlikte uzatmanın uzatması oldu. Çünkü bir sakatlık çok durdu oldu. Sakatlık oldu. O yüzden. Sakatlıklar demişken Oğuzhan da erken bir sakatlıkta 17'de çıktı. Mensah'a bıraktı yerini. Ankara Gücü'nde de 31'de Bağcı'yı ve Oka'ya bıraktı sakatlık nedeniyle. Çok sert bir maç değil ama talihsiz sakatlıklar yaşandı. Adalet sakatlığı. İki içinde. Sakatlık var diye kıran kırana bir mücadele gibi veya çok sert geçen düşük futbolcuların tempo. Birbirine çok sert girdiği bir maç gibi algılanmasın. Talihsiz sakatlıklar. Kesinlikle düşük tempoda tutuyorlar. Çünkü yakın zamanda gene maçları var. Öyle bir haftada bir maç dönemi yok. O nedenle tempoyu ilk yarıda düşük tutuyorlar. Beşiktaş işte hani bireysel yeteneklerden belki erken bir gol bulurum umuduyla. Hı hı. Ki buldu. Ciddi bir fırsat da buldu. Fakat Enkudu hani o maçlardan sonra seyyar hoparlörüyle şarkı çalarak gider ya Enkudu. Biraz penaltıya öyle gitti sanki. Bu iş ciddiyet ister. Biraz daha böyle hani orada... Tabii aslında penaltıyı Enkudu mu kullanmalıydı? Bu da çok tartışılıyor sosyal medyada. Kim kullanmalıydı? Larin vardı. Ha, Larin tabii. Takımın golcüsü Larin. Gezal diyorlar. Gezal olabilir. Atiba olabilir diyorlar. Oğuzhan olabilir. Ama orada hani herkes... Enkudu istemiş ama almış topu. İstemiş. Yani orada... Larin'le giderlerken Larin'in arkada pilis deyişi yani lütfen deyişi. Tabii orada biraz penaltıcıyı etkiler. Çünkü senden topu isteyen biri var. Sen vermiyorsun. Çok rahat bir vuruş. O olmaz. Yani Korcan o kadar erken atlamadı aslında. Zamanında atladı da o kadar yavaş vurdu ki top Korcan'ın dizlerine geldi. Normalde ellerine gelmesin. Korcan da Beşiktaş patentli bir oyuncu. Altyapısından çıkmalar. Dolayısıyla bu ciddiyet ister biraz tabii ki bu haftalarda. Penaltıyı Ali Sözkaya'nın VAR'a gidip vermesi de aslında biraz düşündü ama. Yani orada bir pozisyon var maç içerisinde. Gezal'la Ankara Gücü'lü bir futbolcu herhalde Kulisic'ti galiba. Bak gördün mü değil o hayır değiyor falan gibilerinden. Hani onlar da Halis Hoca'nın arkasında izlediler çünkü monitörü vermeyebilirdi gördüler. De. Ben yani vermeyebilir de diye bir beklenti içerisinde girdi. Netti miydi penaltı sadece? Ya temas var mı? Var. Kurala göre, kitaba göre penaltı mı? Penaltı. Vuruyor çünkü. Vuruyor. Yani Oğuzhan'ın kötü atışı kontrol kimseyi... ediyor aslında Oğuzhan. Evet, kötü İlginç kontrol. Bir pozisyon. Kötü kontrol penaltı kazandı. Aynı pozisyon Mensah'da oldu. Mensah da kötü kontrol etti. Bir fırsat daha iyi geldi kontrol etmeliydi orada. Daha iyi Oğuzhan. Kontrol etmeliydi. Bence Oğuzhan. Dolayısıyla rakip de şaşırıyor Oğuzhan'ın kötü kontrolüne. Tabii ki. Onu demin Cemil Hoca ile içeride konuşuyorduk. Dağılıyor hani amiyane tabirle. Ne yapacağını bilemiyor o da. %100. Kötü kontrol ediyor ama sonrasında çok güzel çekiyor Oğuzhan topu. Aslında Oğuzhan'ın çıkması ciddi bir sıkıntı oldu Beşiktaş için. Evet. İyi başlamıştı çünkü Oğuzhan Mensah ve Sergen Hoca bu hafta konuştu. Uyardı. Yani böyle fırça atar gibi değil. Oyun anlamında. Çünkü hakikaten Beşiktaş'a geldiği günden beri
ciddi sıkıntıları var. Sıkıntılar derken taktiksel anlamda söylüyoruz. Oyun anlamında. Nerede durması gerektiği konusunda, ne yapması gerektiği konusunda Sergen Hoca'dan bu hafta ya da birkaç gün önce yaklaşık bir saat süren bir brief aldı. Bir toplantı oldu baş başa. Hı hı. Seni niye oynatmıyorum diye anlattı ona. Şimdi Adem Laiç de yok. Oğuzhan'ın temposu yükseliyor. Orada zaten Oğuzhan çıktıktan sonra Beşiktaş'ın en önemli sıkıntısı şu oldu. Düşük bir tempoda oynuyor Beşiktaş. Evet. Aslında Beşiktaş Başakşehir maçının ilk yarısını hatırla ligdeki. Orada da düşük tempoda oynadı ama topu koşturdu. Sürekli pas yaptı. Zaten pas rekorunu ne kırmışlardı? Sen eğer burada pas yapmazsan Ankara Gücü de hata yapmaz. Ama pas yapmazsan beklersen Ankara Gücü'nün işine gelir bu iş. Bu arada rakamlar ekranlara yansıyor. Beşiktaş her ne kadar temposu olsa da rakamlarda fark atmış durumda. Evet. Rakibine 267 isabetli pas yapmış Beşiktaş. Ankara Gücü 74. Pas isabet oranı %86'yı buluyor Beşiktaş'ın daha ilk yarıda. Ankara Gücü, evet, %58. Rakip sahada pas en değerlisi, evet, %77. Ankara Gücü %42. 15'te orta var Beşiktaş'ın yaptığı. 15 orta. Hepsini Ankara Gücü karşıladı. Evet. Bir tanesini Ankara Gücü attı zaten. Doğru. Öyle düşün. Yani içeride forvet sıkıntısını yaşıyor. Şu tablo çok ilginç. Evet. 5 şutu var Beşiktaş'ın. 2'si isabetli. 1 engellenen şutu, 4 şut pası var. Ankara Gücü'nün kaleye şutu yok şu ana kadar. Pas sayısı Ankara Gücü'nden fazla mı? Fazla. Ankara, hı-hı, Gücü zaten bekleyen tarafta. Ama pas sayısı yeterli mi Beşiktaş'ın rakibine hata iteklemesi için? Değil. Çünkü bir sayarsa ilk yarıda özellikle peş peşe fazla sayamıyoruz. Ama Başakşehir maçında yine Ceyhun Hoca'yla birlikte seyrettik. Onu konuşuyorduk. Hı hı. Başakşehir maçında Beşiktaş topu çevirerek rakibin başını döndürüyordu. Sonuçta bir delik buluyorsun. Bir yer açıyorsun kendine. Bence biraz, ha belki Sergen Hoca onu bilerek yaptı. Tempoyu düşük tuttu ilk yarıda. İkinci yarıda oynarız, yükleriz. Şimdi gol atarak girmesi büyük bir avantaj tabii ki. Çünkü haftaya da çok ciddi bir maç var. O da Sivasspor deplasmanı. Aslında Beşiktaş penaltı kazandığı pozisyonda ilk dakikanın içinde ya da neredeyse 1-0 başlama şansını yakalamıştı. Aynen. Ama şimdi ikinci yarıya 1-0 başlıyor. Antalya işte. Çaykur Rizespor gibi bir başlangıç, evet, olabilirdi. 5 dakikada 2 gol atıldı. 2-1 bitti o. İlk yarı 2-1 bitti. Yani öyle bir maç, öyle bir başlangıç da yapabilirdi Beşiktaş. Bu gol çok önemli. Eğer ikinci yarıya 0-0 girmiş olsaydı bence Ankara Gücü Beşiktaş'a çok ciddi sıkıntılar çıkartabilirdi. Tempoyu Hikmet Hoca da düşük tuttu. İkinci yarıya sakladı herhalde o tempoyu. Toplu oynamada da bu arada Beşiktaş'ın üstünlüğü var. %71'e 29. Müthiş bir oran yakalamış, evet, yine toplu oynamada. Siyah beyazlar ikili mücadelelerde de %52'lik bir oranı var Beşiktaş'ın. Ankara Gücü'nün %48. Oyunun hakimi Beşiktaş. Tabii. Rakibine pozisyon vermeyen taraftı Beşiktaş. Penaltı vuruşundan yararlanamadı. İlk, doğru, devreyi de rakibin kendi kalesine attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya nasıl çıkacak Beşiktaş? Nasıl bir anlayış bekliyorsun? Şimdi bence yine bu tempoda tutar gibi geliyor. Artık Ankara Gücü biraz daha şartları zorlar. Çünkü mağlubiyet hiçbir şekilde yaramıyor. Mutlaka şartları zorlar. Belli bir dakikadan sonra risk alır. Beşiktaş'ta Enkudu ve Gökhan Töre hamlesi, yani değişikliği, en erken olması muhtemel değişiklik diye düşünüyorum. Çünkü Enkudu çok iyi değil. Yani penaltı her zaman söyledim, olduğu gibi istekli, mücadele ediyor. Ama çok bitiriciliği yok ileride. Belki ikinci yarıda Enkudu'yu görebiliriz. Rıdvan çok iyi. Ben Rıdvan'ı beğeniyorum. Rıdvan uzun süredir forma şansı bulamıyordu aslında. Dinlendiriyordu Sergen Hoca. Dinlendiriyordu. Yani biraz onun sakatlığı onu geriye götürdü. Ama Ankara Gücü, yani ligin maçın ikinci, hı-hı, yarısındaki Ankara Gücü ilkinden çok farklı olur. Zor anlar yaşatabilir Beşiktaş. Yani ama bu tempodaki Beşiktaş'ına bakarsak Ankara Gücü hiç Beşiktaş'ın üstüne gelememiş. Gelmedi. Bomboş. Hep bekledi. Ve Beşiktaş'ın daha pas yaptığı yerler. Ama Ankara Gücü kendi aralığında kabul etmiş durumda oyunu. Souza, hani Souza'nın bir ara pası oldu. Hı hı. Hakikaten asist gibi. Larin'e çıkardı. Zaten bir penaltı. 45'te Larin'in o pozisyonu, bir de gol. Başka dişe dokunurdu. Ciddi bir pozisyon yok. Mensah'ın önünde bir top kaldı. Rıdvan'ın soldan getirdi. O da aynı Oğuzhan gibi iyi kontrol edemedi. Edemedi. Yani onu iyi kontrol edebilse belki skora çok daha erken ulaşabilirdi. Ama bugün bir kez daha gördük. Beşiktaş'ın vazgeçilmez oyuncusu Raşit Keza. %100. Bakın yani attı, top ayağına yakışıyor. Taraflı tarafsız, ben herkesin izlerken keyif aldığına %100 eminim. Bambaşka bir futbolcu. Bir yönetici dedi ki Talişka'yı bırakın. Hani taraftar Talişka'yı soruyor ya sosyal medyada. Talişka'yı bıraksınlar, Gezal'a baksınlar dedi. Biz dedi haklı. Gezal'ı almaya çalıştık. Haklı bence de. Yani Talişka o korkunç paralar, sonuç itibariyle sözleşmesinin bitmesi bir sene kaldı. Orayı geçelim. Gezal'a bakalım diyorlar.
Ve Gezal da bugün yaptığı açıklamada Beşiktaş'ta kalmaya çok sıcak baktığını Çünkü söylüyor. Çünkü Gezal'ın sadece asistleri de değil. Yani oyuna katkısı, takım oyununa katkısı çok fazla. %100. Pas oyununu çok iyi oynuyor. Bir senesi kalmış. Böyle oyuncuyu almak daha kolay. Rozier'in seneleri çok. Onu ancak kiralayabilirsin. Ama bir senesi kalmış. İşte Gezal da devreye girecek diye duydum. Beşiktaş'ta kalmak için. O nedenle ben Gezal transferini bitime yakın gibi görüyorum. Çünkü oyuncu da çok istiyor. Bir tek hani Gezal'a Çin'den veya Arap coğrafyasına çok iyi teklif gelebilir. Çok iyi teklif. Hani orayı kabul eder mi etmez mi bilmiyorum ama ben Beşiktaş'ı öncelikli tuttuğunu düşünüyorum. Şu da bir gerçek. Beşiktaş bugün hem Abubakar'ı hem Cenk'i arıyor. Yani Larin'in o bölgenin oyuncusu olmadığını, sol tarafta kanatta kanat forvet olarak daha iyi oynadığını hepimiz konuşuyoruz. Düz bugün diyorsun. De bir kez daha çıplak göğüse. Forvet özellikle değil Larin gibi, şey gibi, Abubakar ve Cenk Tosun gibi. Abubakar bugün bir 20-30 dakika oynardı. Zorlasalar. Fakat Sivasspor deplasmanı önemli. Ondan sonraki haftalar çok önemli. Ben evimde Ankara gücünü öyle veya böyle bir şekilde yenebilirim diye düşünüyor hoca. Yani forvetsiz de bu sistem içerisinde ben duran toptan, Gezal'dan, işte Enkudu'nun bir şutundan, Atiba'nın bir ara pasından ben yenerim diye düşünüyor. Doğru, zemin değil. Ama Sivasspor deplasmanı zor. Abubakar bana orada şimdi lazım diye Sivas'ı düşünüyor. Sivas'ı gördük Gençler Birliği karşısında. Müthiş bir geri dönüş şeyim zaten. İnanılmaz. Yani Sivasspor iyi bir takım. Haftalardır yenilmeyen takım Sivas. Ama bir avantajı var işte Beşiktaş'ın. Bakın Beşiktaş o haftaya bu maçı kazanarak girmek istiyor. Çünkü zor bir deplasman Sivasspor ama Fenerbahçe bay. Doğru. Hani orada bir yenilsen bile, Fenerbahçe'yle puan arandaki puan farkını koruyacaksın. Kaldı ki Fenerbahçe'nin bir maçı var şu an. Yani bu maçı sen aldın. Fenerbahçe Başakşehir'le oynuyor değil mi? Evet. Hani onu kazandığını düşünelim. Yine 4 puan farkı korumuş olacaksın. En kötü senaryoda. Ama bu maçı kazanman lazım. O nedenle bu Gezal'ın attırdığı diyelim. Hakikaten gol çok önemli. Kilidi açacak mı açmayacak mı? Şu an açtı ama o kilidi açık tutabilmen için ikinci yarıda Beşiktaş'ın daha tempolu olması lazım. İşte puan durumu da ekranlara geliyor şu an için. Beşiktaş aktif puan durumunda puanını 73'e yükseltecek. Kazandığı takdirde 73 olacak. Fenerbahçe henüz maçını oynamadı. 66 ama Beşiktaş'ın maçı eksik olduğu için şu tablo şu anki normal tablo aslında. İşte önümüzdeki hafta kırılma haftası. Tabii. Bence en önemli önümüzdeki hafta Beşiktaş kaybetse de puan cetveli böyle olacak. Bugün kazanırsa yine 73'e 66 olacak. Yani Fenerbahçe Başakşehir maçını oynamamış halinde. Oynadı diyelim. 69 oldu. 69 veya öyle yine, kalacak tabii, yani. Yine 4 puan kalacak yani. 73, en kötü senaryo ama bunu kazanman lazım. 66. Kaldı ki Galatasaray'da Trabzonspor'la oynuyor. Çok kritik bir hafta önümüzdeki hafta. Yani dananın kuyruğunun kopacağı haftalardan biri artık. Her hafta kritik. Dana mana kalmayabilir haftaya. Belki de. Belki de. Her şey çözülebilir diyorsun. Yani ama öncelikle bugün kazanması lazım olsam işte. Bugün kazandın. Sivasspor'u kazandın haftaya. Ben şampiyonun hikayesini yazmaya başlarım. Elimde dursun. Hani eski tabirle şampiyon 3 noktaya evet, yanına der misin? Derim. Şampi dersin. Peki bugüne dönelim. Nasıl bir hamle gelebilir Sergen Yalçın'dan? Montero, Ensakala, Bilal Ceylan, Serdar Saatçı, Necip Uysal, Adem Laiç, Dorukhan Toköz, Gökhan Töre. Çok fazla da hamle şansı yok. Genç oyuncular var. Evet. Görev adamı Necip Uysal var. Adem Laiç ve Gökhan Töre gözüküyor şu anda. Şu an 1-0 önde. Bir 65'e kadar falan böyle devam eder diye düşünüyorum. 60-65'e kadar. O dakikada bakar duruma göre. Rakibin de yorgunluğuna göre bakar. O zaman bir Gökhan Töre hamlesi bekliyorum. Gökhan Töre demek. Skoru tutmak için Necip de birlikte Gökhan bence Töre skoru olabilir. Tutmak için Gökhan Töre'ye koyar. Yani koruma anlamında değil o. En iyi savunma hücumdur diyorsun evet, sen. Evet çünkü Gökhan Töre girdiği zaman ya gol atar ya da seni pozisyona sokar. Hepsini yaptı. Her girdiğinde yaptı. Doğru. Oyuna hareketlilik kazandırıyor kesinlikle. Gökhan orayı Töre. Dağıtır. Çok istekli, coşkulu oynuyor Gökhan Töre. Bence Gökhan Töre. Moralli de. Golü moralli de attıktan sonra. Buradaki eğer Gökhan Töre sakat olmasaydı bugün Enkudu'nun yerinde ilk 11'de Gökhan olurdu. Yani sakatlıktan yeni çıkmamış olsaydı. O şu, derece. Şu diyor. Bir gerçek Oğuzhan'ın sakatlığı üzmüştür Sergen Hoca'yı. Tam formunu bulmuştu Oğuzhan. Muhtemelen hani tedbir amaçlı olarak çıkmış olabilir. Eğer öyleyse ama yine Sediye de geldi. Sivas maçında ben risk edeceğini zannetmiyorum. Ama burada Mensah'ın ne oynayacağı çok önemli. Şu ana kadar Mensah etkili olmadı. Eğer böyle devam ederse önümüzdeki hafta Mensah mı tercih eder, Oğuzhan yoksa eğer Adem Laiç'i mi tercih eder onu bilmiyorum. Ona emin değilim. Ankara gücü açısından bakarsak öncelikle Korcan'ı tebrik etmek lazım kurtarışlarıyla. Bir kere penaltıyı kurtardığı için. Ne olursa olsun penaltı kurtardı.
Seviyorum ben Korca'nın tarzını. Kalesine güven veren bir duruşu var. Karakterini de ben çok seviyorum. Çünkü Beşiktaş'ta oynadı. Oradan biliyorum. Beşiktaş'ta seyahat ettiğimiz süreçlerde. Okumayı, araştırmayı yolda, çok seven biri. Kendini sürekli geliştiren bir yapısı. Yolda çok var. Sohbetler ettik kendisiyle. Çok öyle ben de sohbet etme imkanı buldum bir havaalanına karşılaştığımızda. Evet. Gerçekten kültürlü bir futbolcu. Kesinlikle. Sessiz, sakindir. Evet. Çok da efendi bir karakterdir. İyi kurtarıştı. Yani sonuç İyi itibariyle çocuk. Köşeyi tutturdu. Hı hı. Biraz daha top şiddetli gerçekten gelse bile... çok kötü kullandı. Bak ama şiddetli de gelse kurtaracak gibiydi. Doğru. Çünkü çok iyi uzandı, kapattı. O kadar hızlı attı ki kendini köşeye. Normalde kalecinin kucağına gelir top değil mi? Dizlerine geldi. Yani toptan önce attı kendini aslında. Hayır, Kudu da vurmadı. İttirdi sanki topu. Garip bir penaltı kullandı. O panenka vuruşu yapmaya falan çalıştı ama... Sonra da vazgeçti. 0-0 iken bu tür varyasyonlara gerek yok. Vuruş için ayağının çok iyi olması lazım. Bir de şampiyonluk haftası. Senin arkanda rakibin 4 puan geriden geliyor. Ve bir ivme yakaladı rakibi. Bunun şakası yok. Ya şaka yapmıyordur da ama bu biraz daha böyle ciddiye alınmalı. Çok istekliydi çünkü penaltı için. Mutlaka o ciddiyette vurmaya çalıştı ama olmadı. Bazen penaltı kaçar. Dünya Kupası finallerinde kaçıyor penaltı. Ama hiç şüphesiz bu sene takımı çok katkı sağladı mı? Net. Yani özellikle oynasa oradan girdiği dönemlerde. Mutlaka Enkudu'nun ciddi katkısı oldu. O net. Ama ben şunu demeye çalışıyorum. En tehlikeli Beşiktaşlı profili şimdiden şampiyonluk kutlamaları yapan Beşiktaşlıdır. Çok net söylüyorum. Bu işin şakası yok. 3 puanlı sistemimiz Cüneyt. Bak iki Covid olsan, iki futbolcun Covid olsa geçmiş olsun. Bugün voleybolda evet. Fenerbahçe maça çıkamadığı için ertelendi. Şampiyon oldu bak. Evet. Yani Covid tehlikesini unutmamak lazım. Unutmamak Ankara Gücü açısından bakıyorduk. Onlarda da zorunlu bir değişiklik. Bajji Voka değişikliği ki iyi başlamıştı Bajji de oyuna. İstekli arzulu tabii. Hikmet Karaman yönetimde Ankara Gücü de bambaşka bir üyete büründü. Hikmet Hoca'yı yürekten kutluyorum. Hı hı. Çok farklı bir hava getirdi. Yani düşer gözüyle bakılan Ankara Gücü. Hikmet Hoca'nın bir lafı vardı. Hep onu söyler. Böyle bir soru geldiği zaman onu mutlaka düzeltir. Arkadaşlar kötü hoca yoktur. Ya başarılıdır ya başarısızdır. O da bulunduğun yerle ilgili. Doğru zamanda doğru yerde olmak diye de Mustafa Denizli'nin bir lafı vardır. Hikmet Hoca şu an doğru zamanda doğru yere gelmiş ve doğru kadroyla iyi işler yapan bir hoca. Tebrik ediyoruz. Galatasaray'ı yendi. Diğer maçlarda çok iyi tempolu oynadı. Burada da bence eksiği de var. Ankara Gücü'nün bu arada eksikleri de var. Beşiktaş doğru. kadar önemli eksikleri var. Yine de kadroyu ama bence şu ana kadar bile oyunu tuttuğu tempo bile takdir edilir. İkinci yarıda Ankara Gücü bu kadar temposuz mu olur ben zannetmiyorum. Bambaşka bir anlayışla da başlayabilir Ankara Gücü. Şu futbol oynayacaksa Beşiktaş 1-0'a güvenmesin. Ki Beşiktaş önünde oynadığı maçları da tutmayı pek deyim yerindeyse beceremiyor zaten. Oyun yapısı, bazı maçlarda, takım yapısı ona çok müsait değil Beşiktaş. Bazı maçlarda onu çok iyi yapıyor hemen 2-0'ı kovalayarak. Hı hı. Ama şampiyonluğun bu yarışın bu evresinde o 1-0'ı ligin ortasındaki dönemki gibi koruyamazsın. Yani kovalayamazsın, 2-0'ı kovalayamazsın. Biraz daha ayaklarını yere sağlam basar. İkinci yarı başlamak üzere biz sözü skorboarda bırakalım Artı Futbol'da. 90 dakikayı değerlendireceğiz. Sevgili seyirciler, Beşiktaş-Ankara Gücü mücadelesinde ikinci yarı heyecanını skorboardda yaşamaya devam edeceksiniz A-Spor'da.